tam 250 bin dolar veriyorsunuz ve okyanusun derinliklerinde uzun yıllardır yatmakta olan bir gemi enkazına doğru dalıyorsunuz. Ve derinlik neredeyse deniz yüzeyinden 4000 metre basınç farkları, ısı farkları gerçekten teknolojinin en üst noktasında bu dalış yapılıyor. Fakat geçtiğimiz pazar günü öyle bir aksaklık yaşandı ki içinde 5 kişinin bulunduğu bu özel denizaltı suya indirildikten yaklaşık bir saat sonra temas kesildi ve halen arama çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşılmadı. Aşağıda da deniz içerisinde oksijen oranı giderek düşüyor. Son hesaplamalar bu videonun çekildiği saatlerde yaklaşık 30 saatlik oksijenin kaldığı yönünde. İşte bu derin dalışı anlatacağım size. Hangi teknikler kullanılıyor? Ve tabii ki Videonun ikinci bölümünde de sizlerle daha önceden paylaştığım eğer bir denizaltı, askeri bir denizaltı batarsa bunlarla ilgili nasıl arama kurtarma faaliyetleri yapılıyor, uçakların rolü nedir bunlara birlikte bakıyoruz. Hamish İngiliz vatandaşı ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezi çok büyük bir havacılık şirketinin de patronu. 58 yaşında bir kaptan pilot. Yanında ise yine İngiliz vatandaşı baba oğul var. Çok zenginler. İsimleri Şehzade Davut ve Süleyman Davut. Bunlar da denizaltının içindeler. Titanic her zaman denizcilik veya bu konularla ilgili araştırma yapan herkesin çok sevdiği, çok ilgi gösterdiği bir konu ve çok da talihsiz bir gemi. 1912 yılında Belfast'ta üretildi, tersaneden teslim edildikten sonra İngiltere ve New York arasında gidip gelmek üzere sefere çıkıyor. Fakat ilk seferi oldukça talihsiz bir şekilde yarıda bitiyor. İçinde yaklaşık 2224 kişi var ve Bunların buzdağına çarpmasıyla birlikte Titanik'in sadece 710'u kurtulabiliyor. 1514 kişi ölüyor. Bu çarpma ile birlikte geminin bütünlüğü bozuluyor, ikiye ayrılıyor ve gemi Atlantik Okyanusu'nun serin sularında dibe doğru gidiyor. Gemi uzun yıllar sonra 1985 yılında keşfediliyor ve geminin 3657 metrede iki parça halinde e, hala önemli bir bütünlüğünü koruyarak durduğu tespit ediliyor. 1985'ten bu yana bölge meraklılar açısından çok önemli bir dalış bölgesi. Birçok özel geliştirilmiş denizaltıyla buraya özel seferler yapıyorlar ama biraz önce de verdiğim gibi kişi başına yaklaşık 250 bin dolar gibi inanılmaz paralar ödeniyor ve bu dalış turları gerçekleştiriliyor çünkü enkaz en yakın kara parçasına yaklaşık 700 kilometre uzunluğunda. Biliyorsunuz suyun içinde birkaç metre bile dalsanız hemen basınç farkından kulaklarınız zonklamaya başlar. Özel bir eğitim almanız, vücudunuzu daha derinlere inebilmek için özel geliştirmeniz gerekiyor. Ama çıplak vücutta da dalabileceğiniz limitler belli. Sonrası için özel ekipmanlar hatta özel geliştirilmiş denizaltılar olmak durumunda. Titaniye son yıllarda yapılan çok sayıda dalış nedeniyle aslında bölge koruma altına alınmak isteniyor ve uzun zamandır işte filmi yapıldı, belgeselleri yapıldı. Bu Titanik olayıyla ilgili Titanik'in de bir laneti olduğuna inanılıyor. Ve geçtiğimiz pazar günü özel bir şirkete ait bir denizaltı bölgede suya indiriliyor. Bu denizaltı özel bir arama kurtarma gemisinin içerisinde Aynı zamanda farklı konular, endüstriyel konular için de bu denizaltı kullanılıyor. Ee, bu yıl çok fazla tur planlanmıştı ama kışın bölgede çok sert geçmesi, dip akıntıları e, ve operasyon zorlukları nedeniyle bu yıl tek bir dalış operasyonu yapılmasına karar verilmişti. Ve dediğim gibi bilet fiyatları 250 bin dolar gibi adam başına gerçekten çok çok ciddi paralar aşağı doğru indikçe buralara çok çok özel geliştirilmiş teçhizatlarla işlem yapılabiliyor. Hatta hatırlayacaksınız Türkiye'de de bu konuda faaliyet gösteren Armelsan şirketi var. Armelsan'da e, özellikle e, Karadeniz'de doğalgaz aramalarında kullanılan gemiler için farklı farklı robotik sualtı robot sistemleri geliştirdiğini daha önceki videolarda da sizlerle paylaşmıştık. Ocean Gate Titan şirketine ait bu özel 5 kişilik Denizaltıda 96 saatlik oksijenle birlikte suyun altına indiriliyor. Genellikle bu oksijeni tabi çok kısıtlı bir şekilde ve ekonomik olarak kullanmak gerekiyor. Hatırlayacaksınız bizim de tarihimizde yaşadığımız çeşitli denizaltı faciaları var. Dumlupınar Denizaltısı bunlardan bir tanesi Çanakkale'de bir Norveç şilebiyle çarpışarak batmıştı. Ve belirli bir bölgeyle... Denizaltının temas kurulmuştu. Bu temas kurulduktan sonra personele işte çok oksijen tüketmemeleri ve bu konudaki e, önemli bir şekilde kısıtlı bir şekilde kurtarılmaları beklemeleri talimatı verilmişti. Ama ne yazık ki saatler sonra ulaşılamamış. O dönemin teknikleri yetişememişti. Denizaltı kurtarmakta tabii ki gemiler çok önemli bir rol oynuyor ama düşünün. En yakın kara parçasına 700 kilometre uzaklıktasınız ve bu bölgeye geminin gitmesi hızlı bir şekilde ulaşması çok zor. İşte bu zaman bu tür durumlarda devre uçaklar giriyor. Uçakların içine yerleştirilecek boyuttaki özel ekipmanlar bölgeye havadan atılıyor. Dalgıçlar bir şekilde çalışmaya başlıyorlar ama denizaltı kurtarmak, içinden adam çıkartabilmek gerçekten çok büyük bir şans. Tabii bu şansı yükseltecek tek şey de Denizaltının çok derinde olmaması ve ekip ekibin çok iyi eğitimli olması hem kurtarmacıların hem kazazedelerin bir taraftan da işte bu olayda olduğu gibi zaman çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Denizaltıyı bulabilmek, aslında yerini tam tespit edebilmek oldukça güç. Çünkü devasa bir yapı değil bu dalış denizaltısı. Yaklaşık 6.7 metre uzunluğunda, ağırlığı da 10.4 ton. Polar pra Prince olarak adlandırılan Kutup Prensi olarak adlandırılan bu denizaltı 4000 metreye kadar dalabiliyor ama bölgede başına ne geldi? Neden irtibat kesildi? Niye bu e, sulara inemedi? Bunlar da birçok tartışılan çok çok önemli konu. Şimdi videomuzun ikinci bölümünde daha önceden sizlerle yaklaşık bir buçuk yıl önce paylaştığım bir NATO tatbikatı sonrasında bu denizaltı kurtarma nasıl yapılıyor? Nasıl e, giderek e, bir operasyonla kurtarılıyor? Havadan indirme veya deniz yoluyla neler yapılıyor? İşte o videomuzda şimdi beraber izliyoruz. Tatbikatın ana gemilerinden bir tanesi de Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemnar gemisi. Yerli teknoloji ile geliştirilen bu özel gemi Türk Deniz Kuvvetleri'ne envanterine 2017 yılında katıldı. 4500 tonluk gemi 90 metre uzunluğunda. Taşıdığı özel ekipman sayesinde 100 metre derinliğe kadar insanlı dalış gerçekleştirilebiliyor. Özel insansız deniz araçları ile 3000 metreye kadar da inebilmek mümkün. Tatbikat C-130 askeri nakliye uçaklarından yapılan bölgeye hava indirmesi ile başlıyor. Havadan müdahale zaman kazanmak için çok önemli. Özel dalgıçlardan oluşan ekip paraşütle suya iniyor ve botlarını şişiriyor. Sonrasında üç farklı bölgeden birinde kareye oturmuş denizaltıdan kurtarma operasyonu başlıyor. Dalgıçlar denizaltıyı buluyor ve ardından tahliye kapaklarını açıyor. Özel bir ekipman ile ilk kazazede denizaltıdan çıkartılıyor. Suda önce botu alınıyor. Ardından TCG Alemdar gemisine götürülüyor. Burada ilk sağlık müdahalesi yapılıyor. Denizaltıdan çıkartılan personel için basınç farkı en büyük tehlikelerden biri. Kazazede basınç odasını anlıyor. Her tatbikat sırasında sağlık ekipleri de özel eğitimden geçiriliyor. Çünkü denizaltı kazazedelerine farklı ilk müdahale ve tedavi uygulanıyor. Ardından da kazazede gemiye inen Türk Kara Kuvvetlerine ait AS-532 Cougar helikopteriyle hastaneye götürülüyor. Kurtaran 2021 tatbikatının bir diğer önemli aşamasında da bu sefer daha derindeki denizaltıdan kurtarma operasyonu gerçekleştiriliyor. Çan olarak adlandırılan sistem denizaltıya indiriliyor. Kurtarma gemisinden yönlendirilen çan denizaltı ile buluşturuluyor. Personel acil çıkış kapağını kullanarak çana geçiyor. Personel geminin çanı çekmesiyle yüzeye çıkartırılıyor. Kurtarılan kazazede hemen basınç odasına alınıyor. Derinde batmış denizaltılar için farklı sistemler kullanılıyor. Özel görev amaçlı tasarlanan denizaltılar enkaza ulaşıyor. Kurtarma operasyonunu gerçekleştiriyor. Bunun için farklı farklı tasarımlara sahip denizaltılar kullanılıyor. Özel denizaltılar ve ekipmanlar askeri nakliye uçaklarının kabinine girecek şekilde tasarlanıyor. İhtiyaç duyulduğu an Saatler içerisinde dünyanın dört bir tarafına götürülebiliyor. Yaşanan acil durumda ülkeler hemen birbirlerinden yardım isteyebiliyor. Tüm bu kurtarma işlemleri yüksek uzmanlık gerektiriyor. Gemiden sağlık personeline, dalgıçlardan kurtarma ekiplerine kadar tüm personel sürekli eğitim ile bilgilerini ve becerilerini belirli bir seviyede tutmak üzere tatbikatlara katılıyor. Evet 250 bin dolar veriyorsunuz ve 4000 metre neredeyse yakın yatan Titan'i görmek üzere dalıyorsunuz. Gerçekten fikri bile çok heyecan verici ama 4000 metre denizaltının o minicik klostrofobik yapısı bunları yan yana koyduğunuz zaman gerçekten karar vermesi çok zor, çok riskli bir iş. Umarım en kısa süre içerisinde bulunurlar, yaşarlar ama Gerçekten okyanusun altı inanılmaz bir derinlik bulabilmek günümüz teknolojileriyle çok zor ve zamana karşı bir yarış var. Evet lütfen sorularınızı yorum olarak atın. Beğendiyseniz bu videoyu beğen tuşuna basın. Abone olmadıysanız hala sizleri bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.